Yoksa çoğunda birkaç kişi istiyor diye havalanıp gündeminin peşini düşecek değiliz. Güzel de söylediğim için başkaları bunu kullanıyorlar. Hayatında uçağı havada gören kimse bile çıkıyor, her şeyimiz var bir de havalarımız olsun diyor. Ve her şeyimiz varsa önce o her şeyden dolayı her şeyi getirenlere teşekkür etmek gerekir değil mi? Fakat gel gidelim bazı arkadaşlarımız anında makas değiştirdiler ve diyorlar ki efendim biz tren yolu için teşekkür etmeyiz ama havaları da isteriz diyorlar. Eyvallah. E sen eskiden beri havalan istiyordun. 2011'de havalan demiş miydin? Demiştin. Peki ben sana teşekküre gelmiş miydim? Gelmiştim. Dedim ki 2011'de havalan için geldiğinizde elbette Çorum'da bir havalan ihtiyacı varsa yapılır. Hiç yolu yok mu? Onu da biz yaptırırız ama biz. Başkası yapamaz. Çorum gelişti coğrafya. 2011'de yine bu arkadaşlar ortaya çıktılar. Biz havaalanı isteriz, havaalanı dedim ki havaalanını terminal binasını iş adamları, hamiyet perleri, vakan perleri, iş adamları yapacaklar. Eyvallah. Ben de söz veriyorum size havaalanının pistini özel idareye ve belediyeye yaptıracağım. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Çorumlu iş adamları o kadar hamiyet perleridir ki o kadar vatanperverdi ki Çorum'u Ankara'ya muhtaç etmemek için Çorum Eğil Hastalığı'yla bir havayolu şirketi kuranlar kağıda Çorum'da karar verir. Şahitleri de var yanında. Bunu dediğim zaman adamlar dede göre söyleme. Niye dedin? Zarar ederiz dediler. Devlet zarar ederse iyi mi? Hiç hayatında uçağa binmemiş insan, uçağı sadece havada görmüş insan o zarara bir şekilde vergisiyle katılırsa katılmıyor, zorunda kalırsa iyi mi o zaman? Tren yolu 1925'te baba İnönü Çorum'a geldiğinde size bir Ümran yolu lazım, Ümran yolu şimdi fer yolu, bir de İrfan yolu lazım demişti. O da liseydi. Lise İnönü Çorum'dan gittikten sonra 16 yıl sonra yani 1921'de yapıldı Çorum Lisesi ama buna karşılık Ümran yolu yani Şimendifer yolu halinde yapılmadı çünkü biz hızlı trene geçtik. Bu adam öldü ve kemikleri kalmadı ama Çorum'da tren gelmiyor. Oysa biz şimdi tren yolunu hem hızlı trenin hem yük taşıcı tren yolunu ihalesini yaptık. Program alındı ve şu anda proje ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bazı gazetelerde yazıyorlar işte. Sonra çalışmaları yapıldı. Proje çalışmaları devam ediyor. İşte uzmanlar geldiler, yerli inceleme yaptılar filan diye. Onun için arkadaşlar bu işler yani benim gazetem olabilir, benim televizyonum olabilir, benim param olabilir. Yani bunlara güvenerek söylenecek sözler değildir. Efektif olma hali, verimli olma hali, karlı olma hali neyse ekonomik kuralları, ekonomik kurallar içerisinde elbette olur. Ama hiçbir şekilde ben gazetemi, televizyonumu sopa gibi kullanarak birilerini hizaya getirmek için böyle çıkartamam bu tür ihtiyaçları. Eğer toplumun ihtiyacı varsa eyvallah olur. Zaten AK Parti döneminde havaalanı sayısını artırmışız, üniversite sayısını artırmışız. Neye göre artırmışız? Dostlar alışverişi görsün diye değil. İhtiyacını ilan artırmışız. E şimdi Kayseri'de Ankara'ya uçak seferleri konulmuşlar. Arkasından iptal edildi biliyor musunuz? Kayseri Ankara'ya çoğunluğu daha uzun. Çünkü yolcu çıkmadı. Yani bunların hepsinin hesabı yapılacak. Kaldı ki Sayın Başbakanımız Çorum'a geldiğinde bu konudaki net fikrini açıkça söyledi. Bunun üzerine söz söylemek ne bize ne bir başkasına yakışmaz haberimiz değildir. Ne söylediyse o. Kaldı ki toplumun ihtiyaçları namütenahidir. Çeşitlere katmaktadır. Bunlar da şikayetçi değiliz. Hayat dinamik içinde devam ediyorsa elbette sorun olacak. Sorunları da çözecek bir iradeyi, bir iktidarı millet şey yapacak, iktidara taşıyacak, sandıkta oy verecek. Çok normal. Demokrasi böyle çalışıyor. Ama millet
milletin gündemini, yapay gündemini, kendi gündemimizi, milletin gündemini için takip etmek doğru değil. Mesela Osman ne düşünüyor benim için önemli. Karşı ne düşünüyor benim için önemli. Havalanın talebi var mı? Miskin ne düşünüyor benim için önemli. Alaca ne düşünüyor benim için önemli. Efektif olması önemlidir. Bakın, verimli olması önemlidir, çağrı olması önemlidir. Ve Türkiye oyununa da bugün eğer oraya sistem verecekse özel şirket olarak çağrı çalışmak zorundadır. Zarar eden bir şirket asla kimse karıştırmaz, kimse tutmaz, sürdürmez. Değil mi Ali? Yani endişe değil misin? Yani zarar eden bir şirketi kimse tutmaz. Hemen kapatırlar. Hemen kapatırlar veya namelerini kapatırlar. Şimdi millet yararına eğer sosyal devletse ben anlatayım şöyle yapılanları.